Selamünaleyküm, Aleyküm, hayırlı akşamlar. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Yeni bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle beraberiz efendim. Bu hafta da çok kıymetli bir konuğumuz var. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, Allah Allah Allah'a iyilik, afiyet Cümlemiz, edersin. Cümlemize inşallah. Cümlemize. Şimdi tabii e, bunu konuşalım Programında sizi ara ara ağırlıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz de gerçekten dört gözle bekliyor. Sağ olsun ee, Sürekli bize mesajlar gönderiyorlar. Ebu Bekir hocamızı daha sık görmek istiyoruz diyorlar. Sağ olsun hocam da bizi kırmıyor, davetimize icabet ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi sevgili izleyiciler, tabii bizim pek çok konu başlığımız olacak. Sizler de bu konuşmaların üzerine fikirleriniz, düşünceleriniz, önerileriniz varsa yazabilirsiniz efendim WhatsApp numaramıza. 0549 693 82 82 ya da 692 81 81 WhatsApp hattımızdır. Buralara e, mesajlarınızı bırakabilirsiniz diyelim. Şimdi neyi konuşacağız? Dış politikada gündem biraz hareketli hocam. E, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok önemli ziyaretleri oldu. Öncelikle Katar, işte sonrasında Çin, e, Doğu Türkistan'a da yani Uygur Özerk bölgesine de gitti Hakan Fidan. Ondan sonra Rusya'ya gitti. Böyle bir çok yoğun bir diplomasi yürütülüyor bir taraftan. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Neden mesela Çinle 12 yıl aradan sonra bu şekilde yakın üst düzey bir görüşme gerçekleşiyor? Rusya ile gidip gelmeler birazcık daha arttı. Türkiye'nin dış politikadaki durumu. Nedir bütün bunları tabii Gazze meselesine de geleceğiz orada da önemli gelişmeler oluyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi o Biden'ın teklifi olan o Gazze'deki ateşkes kararı tasarısı onaylandı kabul edildi diyelim daha doğrusu bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin bu kararlarda dahli var mıdır varsa ne kadardır? Türkiye dış politikada nasıl ilerliyor? Nasıl neler söylersiniz? Yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diye bunu söylemiyorum. Şimdi teker teker kamuya yansıyan olaylarla Türkiye'nin bu olaylarda bu süreçte dahil olduğunu Hı -hı. E, ifade etmeye çalışacağız. Yani kulağımıza söylenmiş bilgilerle değil, kamuyla yani yayınlanan, herkesin evet. gördüğü mesela e, Hakan Fidan'ın e, Çin seyahati oradaki mesajları mesela. Hı -hı. Rusya seyahati oradaki mesajları böyle kamuoyuna yansıyan sır bilgi değil değil mi bu? Tabii değil yani. Yani herkes gördü. Tabii. Kamuoyuna yansıyan bilgiler yalnız bütün bilgileri tek resimde toplayarak okumak suretiyle Türkiye'nin buradaki dahlini görmüş olacağız. Şunu söyleyeyim buna girmeden önce. Sosyolojinin yani toplum bilimin bugün yaşanılan ortamın, Sosyolojinin, içtem, içtimaiyat, Osmanlıca ifadesiyle, e, sosyolojinin, toplum biliminin laboratuvarı tarihtir. Evet. Yani naçizane bir şey söylemeye çalışıyorum. Tarih ondan ders almayan aptallar için tekerrür eder. Ders almazsanız bir daha tekerrür etmez. Şimdi tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz. Peki, tekerrür ediyor, biz de muhatabız, biz aptal mıyız? Kimseye aptal deme niyetiyle tabii ki konuşmuyorum ama kimileri aptal pozisyonunda düşüyor burada. Yani tarih tekrür ediyor. Ee, ne demek istiyorum? Şöyle bir örnek söyleyeyim. Yani uluslararası ilişkileri biraz tarih bilen çok rahat çözümler. Tarihteki olaylara bağlı kalarak yani Vakur Sofoğlu'nu ya da başka birisinin değerlendirmesine mahkum kalmadan kendisi de ama bilgi merkezli hı hı. bunu çözümleyebilir. Ne demek istiyorum? Mesela şöyle, bugün saat 9'u kaç geçiyor? 10 geçiyor. Size ben şöyle bir şey söylesem Mustafa Bey. Ee, Mustafa Bey ben öyle tahmin ediyorum ki, yarın sabah sen mutlaka bir şeyler yiyeceksin desem, yani gülersiniz böyle. <laughs> yani ya Herhalde yani. Ya da yani en azından 24 saat içinde mutlaka uyacağını düşünüyorum desem, herhalde der insan <laughs> evet. değil mi? Yani ya da... E, 12 saat susuz duramazsınız mesela orucun dışında. Niye durayım ki? İçerim tabii ki suyu. Ya da 3 gün ne olursa olsun susuz duramazsınız desem. Şimdi bu bilinmedik olağanüstü bir çıkarım mıdır? E tabii ki değildir. Niye? İnsanı tanıyoruz, insanın ihtiyaçlarını biliyoruz. Bundan dolayı bu çıkarımı yapıyoruz. Hatta bu çıkarım komik bile düşüyor. E herhalde öyle manasında komik bile düşüyor. Hı hı. Şimdi insanın ihtiyaçlarını biliyorsak ve buna göre bir takım çıkarımlar yapıyorsak ve bu çıkarımlar doğruysa insanın tekinin yani psikolojinin ve sosyolojinin ihtiyaçlarını da bildiğimizde biz bu, bu çıkarımların e, tarihte nasıl tekerrür ettiyse aynı şekilde tekerrür edeceğini göreceğiz. Şimdi bundan sonra ne olur o tahmin edebilmek için? bundan önce ne olduğuna bakmak bize bayağı bir fikir verecek. Evet. Niye? İnsanın yani en azından üç gün içerisinde kesinlikle su içeceğini tahmin etmek uçuk bir tahmin olmayacağı gibi niye insanı tanıyoruz? Toplumların psikolojisini de buna sosyoloji diyoruz. Toplumların sosyolojisinde bilmekle bundan sonra ne olacağını tahmin etmek hiç zor değil. İnsanlar nasıl ihtiyaçlarını giderme gibi mecburiyetle karşı karşıya ise Toplumlar da ihtiyaçlarını gidermeyle karşı karşıya. E bunları nasıl giderecekler? Alışverişle, ticaretle. Yani hırsızlıkla yapmayacaklar. Hırsızlıkla yaparlarsa kısa sürer. Ticaretle. E tamam sorun yok burada. Fakat ticarette karteller var. Bunlar birbirleriyle kapışıyor. Ama ne yapıyor? Şöyle bir söz söylenir. Hiç kimse Rothschild'lerden izin almadan savaşa Giremez. Girmez. Evet. Niye? Rothschildler parayı kısar. Peki parayı kıs kısarsa savaşamaz mı? Tabii ki savaşamaz. Silah biter. O zaman şu da doğru. Rothschildler para verirse istediğini savaştırır. Doğru. Bu doğru. Kim için yapıyor bunu? Kendisi için yapıyor ta tabii ki. Neylere tabi tutulmamak için yapıyor bunu? Bir takım vergilere tabi tutulmamak için... Bundan sonra herhangi bir devlet başkanının, mesela Putin'in, mesela Erdoğan'ın bir takım mevzuatlarına tabi tutulmamak için ne yapıyor? Tabiri caizse onların burnunu kırıyor. Hangi ülkeyle? Rusya ile Ukrayna'yı savaştırıyor. Mesela daha önce dünyadaki yaşadığımız birçok savaşta bunu yaptığı gibi. İkisine para veriyor. İkisine eşit para veriyor. Bir gücünü kırdırıyor. Sonra birisine biraz fazla para veriyor. Onu galip çıkartıyor ve anlaşmayı istediği gibi yapıyor. Şimdi ben bunu tahmin olarak söylemiyorum. Mesela 1649, 1618, 1648 mezhep savaşları, 30 yıl savaşları diye de bilinir. 1649 güya Vestfalia barışı. Bakın bakalım oradaki anlaşmalar kimin işine yaradı? Baştan sona Siyonistlerin işine yaradı. Evet. Ülkeleri bunlar tarih boyu savaştırıyorlar. Niye? Ticarete, ticari vergilere, e, tabi olmamak için başka bundan sonra sana limanlarımı kullandırmıyorum şeklinde bir emirle, bir emri vakiyle, bir devlet başkanının emri vakisiyle karşı karşıya kalmamak için şimdiye kadar bunu çok güzel yürütüyorlardı. Artık tarihte gördüğümüzün dışında şu an olağan dışı gelişmeler oluyor. Onları detaylandıracağız efendim. Mesela. Bu bütün baştan sona savaşları küresel şirketler çıkar çıkartıyor. Ortalığı da şu an karıştıran küresel şirketler. Karşımıza Kudüs meselesi olarak çıkıyor. Doğru ama Kudüs meselesini kaşıyan, İsrail'i güçlendiren küresel şirketler. Tek başına kalsa İsrail orada bir ay dayanamaz. Bir ay dayanamaz. Bütün nükleer e, ya da efendim konvansiyonel silahlara göre e, rağmen hiçbir şey yapamıyorsa bu küresel şirketlerin desteği olmadan İsrail orada bir ay dayanamaz. Burada İsrail'in bir ideolojik boyutu da var. İdeolojik saplantıya fazla takıldığı için kaybetmek üzere. Onu da detaylandıracağız. Şimdi küresel şirketler devlet adamlarının kendilerine bir dakika ben bundan sonra senin limanlar benim limanlarımı sana kullandırmıyorum dememesi için bir daha. Senin gümrük vergilerini %5'ten %18'e çıkartıyorum dememesi için yapıyor diyoruz ya. Buna bir örnek söyleyelim. Peki bunu yapıyor mu küresel şirketler? Yapıyor. Göz göre göre aklı başında iktisatçılar, uluslararası iktisatçılar, Avrupa Birliği'ni biraz bilenler bunun farkındadır. Basit bir örnek söyleyeyim. Mesela şimdiye kadar Baştan sonra ne yaptılar demiyorum. Şimdiye kadar ne yaptıklarını bir örnek vereyim. Hı hı. Avrupa Birliği Projesi. Süratle Türkiye'nin uzaklaşması lazım. Mesela şöyle düşünün, Allah korusun. Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsini vilayet değil de hepsinin ayrı ayrı devletler olduğunu düşünün. Ayrı ayrı devletler. Edirne'den girdiniz. Ee, Hakkari'ye mal götürüyorsunuz. Kaç gümrükten geçeceksiniz? Belki 25-30 gümrükten geçeceksiniz, değil mi? Hı hı. 25-30 o, mallar, e, o malların fiyatı kaç liraya yükselir? Dünyanın parası olur. Hakkari'li satın alamaz. Adamın derdi ne? Küresel Burcuva'nın derdi. Satmak para kazanmak. Fahiş karlarla. Evet. E karı vergilere gidiyor, gümrüklere gidiyor. O zaman ne yapayım diyor. Ben buradaki iç gümrük diyelim buna. İç gümrükleri kaldırayım. Türkiye tek başına bir devlet olsun. Edirne'den girsin. Bir sefer gümrük edeyim. Hakkariye kadar hiç gümrük ödemeyeyim, tamam mı? İşte Avrupa Birliği projesi bu. Bütün devletleri tek bir sınır altında topladılar. Mesela İspanya'dan malı yüklüyor, sehat diyelim, malı yüklüyor. Nereye götürecek? Bakın e, Hazarı geçireceğim şimdi. E, çünkü Gürcistan'a kadar Avrupa Birliği'nin e, süreçlerine dahil edildi. Gürcistan'a kadar. Hı hı. Şeyden girdiğinde. E, İspanya'dan girdiğinde tır, Bulgaristan'a kadar hiçbir, kaç ülkeden geçiyor? 7-8 tane ülkeden evet. geçiyor. Hiçbir gümrük ödemiyor. Kime yarıyor? Buradaki halklara mı? Hayır. Burjuva'ya yarıyor. Geldi mi Bulgaristan'a, Karadeniz kıyısına? Karadeniz kıyısından gemiler kendisinin, lojistik gemileri. Gürcistan'a çıkardı mı? Çıkardı. Ya da Gürcistan'ın içine götürse yine sorun yok. Avrupa Birliği'ne yine işte Azerbaycan dahil olmaya çalışıyor. E, belli müktesebat var. O çerçevede e, Azerbaycan üzerinden Hazar'a çıkardı mı? Çıkardı. Yani Özbekistan'a kadar, Kazakistan'a kadar e, İspanya'dan yüklenen tır 1 lira gümrük ödemeden bu Özbekistan, şey affedersiniz Azerbaycan, Gürcistan e, hangi mevzuata tabi bunu tam bilmiyorum. Biz gümrük birliğine tabiyiz ya ama Bulgaristan'a kadar sıfır gümrük. Şimdi küresel burcu burada istediğine ulaştı mı? Fransa'da gümrük ödeyecekti. İtalya'da gümrük ödeyecekti. Almanya'da ödeyecekti. Rotasına göre Avusturya'da ödeyecekti. Sırbistan'da ödeyecekti. Bulgaristan'da ödeyecekti. Kaç? Altı tane gümrük saydık. Hiçbirinde ödemiyor. İspanya'dan malı yüklüyor. Biz Edirne'den yükleyip Konya'ya götüreceğimiz gibi. Şimdi küresel burcuvanın işine yarıyor mu bu? Yarıyor. Peki siyasetçiler onun işine yarıyor mu? Yarıyor. Bir dönem daha koltukta oturacak. İşte burada yerli milli siyasetçiyi aramak lazım. Müslüman ırkçı değildir. Müslüman ırkçı değildir. Efendimiz Ali Seyyidü vesselam'ın neyi var? E, tehdidi var. Leyseminna diyor. Irkçılık güden bizden değildir diyor. Ödüm patlar. Allah canımı alsın. Yani leyseminna tehdidine muhatap olmak için. Irkçı değilim. Bunu altını çizerek evet, söylüyorum. Ama ama bir ülkede, bizim ülkemizde Türk olmadığı halde kimliğini Türk gibi gösteriyor, gizliyorsa işte bu kriptolara bakmak lazım. Tarihten bugüne o kadar çok vardı ki bunlar. Aman Türkiye'nin gümrükleri düşmüş, Türkiye'nin gelirleri düşmüş. Umurunda mı bunların? Bosna'da Boşnakça öğrenmek için, Sırpça öğrenmek için 5 ay gittim oraya. Orada çalışan bir öğretim üyesi arkadaşımla konuştum. O günün rakamlarında bir şey söyledi. 500 milyon euro bizim gümrük gelirimiz vardı diyor. Gümrük birliğine dahil edildik. Sıfırlandı. Avrupa Birliği bize 50 milyon euro yardım yapmaya başladı. Biz bunu kazanç saydık. 450 milyon euro gümrük gelirlerimiz sıfırlandı. 50 milyon euro. Şimdi bunu kim yapıyor? Küresel Burcuva. Küresel Burcuva bunu yaparken... Yarın bu devletlerin başına güçlü birileri geçer. Ne yapıyorsunuz ya? Ben çıktım şeyden İstanbul Sözleşmesi'nden çıktım. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Gümrük Birliği'nden çıktım. Şuradan çıktım. Buradan çıktım. Dememesi için efendim siyasi yapıyı, yeni kurulacak siyasi partileri bunlar belirler. Fakat yine her şeye rağmen kendisini gizleyip iktidara bunlardan birileri gelmesin diye tedbirler alır ama ya gelirse diye tedbir nasıl alır? Savaştırarak. Niye savaştırarak? Parçalar. Ben 100 sene bu iktidara, bu ülkede istediğimi iktidara getirsem bile aman ne olur ne olmaz. Erdoğan gibi biri çıkar, benim çıkarlarımla oynar. Ben ne yapayım? Türkiye'yi parçalayayım. Efendim bir kısmını PKK'ya vereyim. Bir kısmını Ermenistan'a vereyim. Bir kısmını 2016 New York Times haritalarındaki plan uluslararası İstanbul devleti olarak ay ayırayım. Bir kısmı Ermenistan olarak ayrılsın. Erdoğan bir kısmına hükmetsin. Yarın orayı da parçalarım. 1989'dan bugüne 56 tane devlet ürettiler. Bu savaşlar da bu işte. Evet. Bunlar savaştırıyor. Fakat bıçak kemiğe dayandı artık. Yani o çok kullanılıyor da peki nasıl dayandı? Önce şunu söylüyoruz bu ara kadar, buraya kadar söylediklerimizin özetini çıkartalım. Savaşları küresel burcuva çıkartıyor. Bir. Peki şu, burada yaşanan ne? Bir. İsrail'in ideolojik inadı oyunu bozdu. Kaybediyorlar artık. Hamdolsun. İspanya'da bir taraftar görmüşsünüzdür. Hı hı. E, sahaya atlıyor. Filistin bayrağıyla. Polis, dört tane polis peşine koşuyor. E, çok Dövüyorlar sahada adamı yere yıkıyorlar. Ve acı bir şekilde yani herhalde sopayla şöyle şöyle vuruyor. Yani <laughs> millet sahaya doluyor. O polisleri perişan ediyorlar. Evet. Artık bunun önüne kimse geçemez. Bu İsrail'in ideolojik inadı. Bir. iki Şimdi şimdiye kadar yaşananlardan çok farklı bir durumu e, idrak ediyoruz. Rothschild ve Rockefeller savaşı olduğunu düşünüyorum. Eskiden birlikte hareket ediyorlardı. Hmm. Haddizatında Rockefeller'ı güçlendiren Rothschild'lerdi. Petrolleri ellerine geçirmesini sağlayan Rothschild'lerdi. Yani siyasi yapı olarak konuşacak olursak Trump Rockefeller tarafında. Elon Musk Rockefeller tarafındaki onun sermayesini kullanıyor. Bu LGBT'ci zihniyet efendim Rothschild. Hmm. Elon Musk habire ne diyor? Dünya nüfusu azalıyor bu tehdit diyor. Evet. Bill Gates ne diyor? Dünya nüfusu fazla aşılarla %15 indirebiliriz. Şimdi geldi dayandı buraya. Amerika'da şöyle tartışma var mesela. Ya Afganlı erkeğin hangi erkekle nasıl ilişkiye gireceği bizi ne ilgilendirir ya diye Amerika'da tartışma var. Amerika Afganistan'ı işgal altında tutarken bunu da dayattı. Bunu dayatınca toplumda ters tepti. Şimdi bu politikalar toplumlarda ters tepiyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta belki bunların sonucu olarak Rockefeller Rothschild çatışması var. İsrail'in inadı dünyayı yeni bir yol ayrımına getiriyor artık. Burada Türkiye'ye gelelim. Yani karışık olmasın dediğimiz gibi şimdiye kadarki savaşlardan küresel burjuvalar çıkartıyor bunu. Dünya devletlerini parçalıyorlar. Çünkü karşısına böyle güçlü devlet adamları çıkmasın. Şöyle Lüksemburg gibi yapılar çıksın. Şöyle bir bassınlar elleriyle, ayaklarıyla bassınlar, ezip geçsinler. O yüzden bin tane devlete bölme hedefi bu yüzden devam ediyor. Şu an 206 tane devlet var. Yani yüzde 20'sine ulaştılar. 56 tanesini 1989'dan sonra yaptılar. 56 tanesini yani şu an 200 tanenin yüzde 25'ini e, şeyden 1989'dan sonra yaptılar. Yani 56 tane devlet 1989 düşünün 90 deyin 10 yıl oradan 24 yıl 34 yıl. 34 yılda 56 devlet her seneye 1,5 devlet filan düşüyor. Yani e, 60 devlet filan olsaydı her sene 2 devlet ürettiler. Ha işleri kötü gitti. Suriye'yi bölemediler 3 tane çıkaracaklardı. E, Irak'ı bölemediler 3 tane çıkaracaklardı. Libya'yı ikiye böldüler gibi ama onlar da istediği gibi olmadı. Artık onların istediği gibi olmuyor bu işler. Çünkü e, küresel yalanlarla artık kamuoyu ikna olmuyor, kanmıyor. Birleşmiş Milletler çöktü. Şimdi o Birleşmiş Milletler kararını da edeceğiz. Birleşmiş Milletler çöktü. Avrupa Birliği çöktü. Lahey Adalet Divanı çöktü. Ve kanırtıyorlar ve bunlar da telaşlandılar. Ne oluyor ya diye diyorlar. Eskiden mesela Sayın Erdoğan, belki de tek başına Erdoğan iddialı belki olacak ama tahlil ederiz. Ya da kısmen de diyebiliriz. Bu yapıyı bozdu diyebiliriz kısmen olduğu kesin bütünüyle mi tartışılabilir? Ne yaptı? Şimdi hatırlayın burada onu konuşmuştuk. 9 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyaretini iptal etmesinden sonra pay der pay olağanüstü gelişmeler yaşandı. Hatta sanırım söylemiştik daha değişik gelişmelerde göreceğiz demiştik Mustafa Bey. Evet. Ne gördük? Ambargo başladı. Ne gördük? Lahaya Adalet Divanı'na müdahil oldu. Ya bu çok büyük bir şey mi? Kardeşim büyük ya da küçük ama 9 Mayıs'tan önce müdahil olmamıştı. Benim tahminim burada. Cumhurbaşkanı Joe Biden dedi ki tahminim. Elleşme ben İsrail'i durduracağım. Aa bir baktı durdurmuyor. En son yani yanlış okumadıysam 29 milyar dolarlık bir yardım daha gönderince Amerika'ya gitmiyorum dedi. Benim kanaatim ve ondan sonra Türkiye elinden geleni yapmaya başladı ve en son Şimdi bu Çin seyahatini, Rusya seyahatini çok net belli bu durum. Amerika'yı Avrupa Birliği'nin sırtından atma türü bir adımdır. Amerikalı yetkililer tehlike çanları çalıyor. Evet, denge biraz herhalde yani. Tabii. Şimdi mesela G7 zirvesi var, liderler zirvesi. Bugün de Erdoğan, Biden'la orada çok ufak bir Temasda gerçekleşmiş ufak bir sohbet tarzında bir şey masada otururken vesaire orada da mesela hemen bu kadar sıcağı sıcağına ana temasta bulunulması mesajın verilmesi yani Amerika Türkiye'yi asla kaybetmek istemez zaten onu biliyoruz. Evet. Ama uygulamış olduğu politika Türkiye'yi inanılmaz rahatsız ediyor onu da biliyor. Ya yani ne kadar e, durdurabilirim. Daha ne kadar vakit kazanabilirim? Çünkü bizim e, gönül coğrafyamızın tamamında şu anda Amerika'nın neredeyse teröristirmediği yer yok. Evet. E, Türkiye'de diyor ki yani ya tamam da benim de yani bir haysiyetim var, onurum var, bir defa inancım var. E, uluslararası hukuk vesaire hiçbir şeyi göz göze almadan yani her şeyi göz ardı ederek daha doğrusu bunca terörizmi yapıyorsunuz yapıyorsunuz İslam'ın üzerine atıyorsunuz. Ondan sonra da bırakıp gidiyorsunuz. Büyük bir boşluk oluşturuyorsunuz. Orası yıllarca kendisince toparlanmaya çalışıyor vesaire. Yani dünyayı her bölgede krize doğru sürüklüyorsunuz. En son Gazze'de gerçekten yani son derece mazlum bir halk yıllardan beri ee, topla tüfekle yani neyse silah adına üretilmiş ne varsa her şeyi deniyor şu anda. Enteresan bir silah deneme laboratuvarı gibi bir şey oldu Gazze yani. Evet. Bütün bunlar şey oldu e, Ayyuka çıkınca en son Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ya işte Anadolu'nun e, güvenliği Gazze'den başlar yani. E, onu burada demiştik hatırlıyor evet. musunuz? Evet. Bunu burada söyledi. Bu da çok dikkat çekti e, ve şu durumda artık herhalde ya biz bir Çinle gidelim görüşelim, biz bir Rusya'yla ile görüş. Yani Amerika'ya şu mesajı veriyor. Alternatif de siz değil Türkiye. Yani göbekten bağlı falan da değil sana. Beş dakikada değişir tarih nice devleri gördü. Hani hepsi teker teker yıkıldılar gittiler. Evet Tarih sahnesindeki yerlerinden çekilmek zorunda kaldılar. Sen de bunu yapabilirsin. Ben Türkiye olarak bunu yapabilirim. Çünkü Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını, çok coğrafyada ciddi bir özgün ağırlığının olduğunu da söyleyebiliriz yani değil mi hocam? %100. Yani Türkiye'yi sadece bir 780 kilometre kareden ibaret sanan büyük yanılgı içerisindedir değil mi? %100, şimdi bir ifade kullanacağım, bir soru soracağım. Kamuoyu bunu söyleyecek. Türkiye'nin başkenti neresi Ankara değil mi? Size Malatya dediklerini düşünün. Bir, kenarda tutalım. Ee, Türkiye'nin önünde diz çöktüler desem, şimdi örnek vereceğim. Çok büyük abartta bulunmuş olmam. Türkiye biz ettik sen etme diyorlar desem sanırım abartmış olmam. Nedir? Şimdi G7 dedik değil mi? G7'yi saralım birlikte. İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika, Rusya, Çin. Rus, e, afedersin, Çin, Kanada vardı bir de. Rusya'yı çıkarttılar. G8'li çıkarttılar. Evet. Hani Türkiye? Evet. Türkiye nerede? Türkiye nerede? Türkiye yok. Kardeşim gözünü açsana. Üye olmadığı yere çağırıyorlar. Gel Türkiye görüşelim. Hı hı. Bu o değil mi? G7 zirvesinde Türkiye'nin işi yok ki. Üye değil. G8'de o. Türkiye G20 içerisinde. Evet. 7 Ekim'den önce bu Hindistan'da mıydı en son? Orada toplandılar ya. Hı, hı Summit, World Summit, Dünya Zirvesi ve tek dünya devleti ilan etmişlerdi. Evet. Şimdi ben uzmanlara şu soruyu soruyorum. Sevgili kardeşim, bu normal mi? Türkiye G7 ülkesi olmadığı halde bak Rusya'yı çıkarttılar G8'de o. Niye çağırdılar Türkiye'yi? Türkiye'deki Ahmaklar, affedersiniz ukalalık sayılmasın, öyle konuşanlar var ya. Batılıların gördüğünü görse heyecanlanacak aslında. Evet. Efendim, Türkiye G7 zirvesine neden çağrıldı ya? Söyleyin. Eskiden talimat doluyordu bu işler. ABD Dışişleri Bakanı bile gelmiyordu. ABD Büyükelçisi geliyordu. IMF Direktörü, hiç unutmadım ismini. Carlo Cottarelli, Geliyordu, talimat veriyordu, gidiyordu. İki sefer Blinken geldi. Ne oldu? Türkiye pozisyonu değiştirdi mi? Dediğim gibi 9 Mayıs'a kadar bir kredi açtı bence. Baktı olmadı, yıktı masayı Cumhurbaşkanımız. G7 zirvesine Türkiye neden çağrıldı? Özgür ağırlığı yok ya Türkiye'nin. Diz çöküp yalvarmak gibi bir şey değil midir bu? Bir de tarih tekerrür ediyor diyoruz ya. Bakın Nereden geldi oraya? İspanya'dan. Siyonizme en ağır tepkiyi veren ülkelerden bir tanesi hangisi? İspanya. Evet. Niye? Çünkü Siyonizmin sopasını 7.492'de Onları boşuna sürmediler. Ha aslında olay sürmek de değil. Bunların Amerika'ya gitmesi gerekiyordu. 240 bin Siyonist'in Amerika'ya gitmesi gerekiyordu. Ya okusunlar yabancı kaynaklarda bile yazıyor bu. Açın gözünüzü size tarihi bu Burcuva yazdırdı. Halil'in alcık Rockefeller bursuyla okudu. Ben bunu konuşunca Murat Bardakçı bana ateş püskürdü. Püskürsün umurumda değil. Onun bazı değerlendirmelerini beğenirim söyleyeyim. Hakkını yemeyeyim. Sonra aman Allah Allah buldurdu bana. Makalesini okudum onun. Rockefeller bursuna dikkat çektim Halil İnalcı'nın. Şimdi buradan bir yere geleceğim hı hı. efendim. Rockefeller'ı Osmanlı'da yasaklamış, Türkiye Cumhuriyeti'de yasaklamış. Murat Bardakçı sen yazıyorsun. Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına ters bulduğu Rockefeller Vakfı Halil İnalcı'ya burs veriyor, Osmanlı tarihi yazdırtıyor. Şimdi biz buradan şuna inanmamız gerekiyor bu durumda. Hani ben yanlış konuşuyorum konuşuyor isem şuna inanmamız gerekiyor. Rockefeller tuttu düşündü ya olmaz ya. Tüh Osmanlı'yı hep yanlış anlatıyorlar. Halil gel şu Osmanlı'yı bir düzgün yazalım. Buna mı inanacağız? Akşemseddin Hazretlerine şaman diyor. Mesela Osmanlı'nın ceddi kayıya dayanmaz diyor. Nasıl ana omurgayla uğraşıyor? Osmanlı'nın kuruluşu Söğüt'te değil diyor. Yalova'da diyor. Bu bir oynadı mı başka birisi de başka bir yerde kurdurur. Tabii. Yani taş yerinde bir oynadı mı bir de hani boşalan süt hani sıvı yerini bir daha kabını doldurmaz ifadesi var ya. Hı hı. Şimdi tarihi hep galipler yazdı. Biraz gözünü aç. İspanya sürgünü aslında onlara ödüldü. Fakat çıktıkları yeri yıkarak gidiyorlar. Ekonomilerini bozuyorlar. İspanya onu unutmadı. İspanya katolik Fransa'da katolik. En büyük eylemler Fransa'da oluyor. Macron bunların adamı. Tamam. Macron dizginlemeye çalışıyor, başaramıyor. Avrupa'da ses getiren eylemlere bakıyoruz, katolik. Almanya'da çok fazla yok. Niye Almanya protestan? Hı hı. Avusturya'da yok. Niye? Avusturya protestan. Protestanlar, Yahudileri seç seçilmiş millet olarak bilir. O ayrı bir konudur. Efendim. Bir bakıyoruz, Rusya ile sorunu var. Rusya Niye? Ortodoks mezhebine bağlı. Şimdi bunlar tarih boyu Katolikler, Siyonistlerle hep sorunlu oldular. O yüzden diyorum Mustafa Bey siz sabahleyin mutlaka kahvaltı yapacaksınız desem o büyük bir çıkarım değil. Çünkü ben insanın hangi periyotlarda yemek yemek su içmek istediğini biliyorum siz de biliyorsunuz. Şimdi tarihte bunlar Katoliklerle Siyonistler arasındaki sorunu bildiğimiz için gelecekte bir tahminde bulunmak çok olağanüstü bir tahmin değil. Şu an biz olağanüstü bir tahmin yapmıyoruz yani. Evet. İspanya'da bunları sürdüler gibi gözüküyor. Baş engizitor kimdi biliyor musunuz? Tarkomeda Yahudiydi. Şimdi Kolomb uçsuz bucaksız arazilere erişti Amerika'da. Amerika'da Siyonizm aleyhine hiçbir karar çıkmaz. Çünkü Amerika'yı kuran İspanya'dan giden 240 bin Siyonist. Amerika'yı kuranlar onlar. Ya Amerika niye böyle yapıyor? Kur'anlar onlar. Efendim. Şimdi buradan sürdüler. Sürdüler görüntüsünde. Bir de bize gönderdiler Selanik'e. Onlar da bizi yıktı. Osmanlı'yı yıktı. Nasıl işliyorlar adım Biz oradan Müslümanları kurtarmadık. Efendim. Ama Yahudileri kurtardık. Bir, i̇kinci Bayezid'e çok dikkat etmek lazım. Biz Osmanlı'yı eleştirmez miymişiz? Eleştiriyorum. İkinci Bayezid. Eleştiriyorum. İkinci Mahmut. Eleştiriyorum Abdülmecit. Bunların üzerine odaklanmak lazım. Evet. Neyse. Şimdi İspanya, İtalya. Niye İtalya? Katolik. katolisiz Siyonistler perişan ettiler. Martin Luther'e Katolikliği ikiye böldürten Siyonistlerdi. 1517'de Almanya'da Württemberg Kilisesi'ne Katolikliğe baş kaldıran 95 maddelik bildirgeyi çakıyor Martin Luther. Kiliseden şundan 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 dolayı ayrılıyorum diyor. Kim yapıyor bunu? Kim finanse ediyor? Martin Martin Luther'i e kim finanse ediyor? Siyonistler. Ama ne kadar ilginç Mustafa Bey. 95 maddeyi okuyorsunuz. 95 maddenin hiçbir yerinde hiçbir şey yok. Mesela Refah yolu iktidarı olduğunda Mesut Yılmaz ondan sonra iktidara geldiğinde ilk yaptığı iş neydi? Havuz sistemini kaldırmak değil mi? Hı hı. Hmm. O zaman seni kim iktidara getirdi diyorsunuz değil mi? Havuz sistemini kaldırıyor. Başka işin yok mu ya? İlk bunu kaldırıyorsun. Devletin kaynaklarını yine kendi bankalarından evet. e, tedarik ediyor. Neresi kötü bunun? Buradan anlıyorsunuz. Martin Luther'in Calvin e, e, var bir de. İsveçli Zwingli var. Protestanlığın bayraktarları bunlar. 95 maddelik bildirgede yok. Neyi biliyor musunuz? İlk fetva. Ee, faiz yasağını kaldırıyorlar. 95 maddede bunu yazmadın. Faiz yasağının kaldırması kime yarar? Faizi satanlara, parayı satanlara yarar değil mi? Şimdi Martin Luther'i kimin finanse ettiği buradan net anlaşılmıyor mu? Sadece bu bilgiye dayanmıyoruz tabii ki biz. Başka verilerimiz de var. Sen Martin Luther bu 95 maddede faizi de kaldırman gerekir diye Katolik Kilisesine niye bayrak kaldırmadın? Niye bayrak kaldırmadın? Evet. O zaman e, katoliklerin gözünü açardı. Protestanların gözünü açardı. Bir dakika ya. Bu ne ya? Derdi. Yani uyandırırdı milleti. Uyanırdı. Ne yaptı? Başardıktan sonra işte Vestfalya Barışı güya diyoruz ya 1618 1648 peşinden Vesvalya Barışı güya Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunda oraya dayarlar. Vesvalya'da yapılan anlaşmalara bakın küresel şirketlere yarar. Savaştırıyorlar. İki türlü kazançları var. Savaştırıyorlar. Rakiplerini öldürtüyorlar. Ve devletlerini bölüyorlar. Tabiri caizse şöyle sigarayı içiyorlar. Kaç yıl daha devam etsin bu savaş? Adeta öyle. Şimdi Martin Luther Katolik intikamı niye? Onu söylüyorum. Ortadan ikiye böldüler Katolikliği. Katolikler Protestanların üzerine, Müslümanların üzerine yapar gibi Haçlı savaşları yaptılar. Bana şey dedi. Avrupa'nın üçte biri birbirini katletti. Rahmetli Aytunc Altın'dan söyledi. Katolikler Almanya'da 17 milyon Protestanı kesti dedi. Kim yaptırdı? Bunlar yaptırdı. Biz bu kadarını biliyoruz ya. Onlar kendi içinden onları bilmiyor mu? İspanya'daki intikam bu. İtalya'daki intikam bu. Hatta yani bu, yani bu herkesin bildiği bir şey. Bize göre öldüremediler. İsa Aleyhisselam'ı. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Yahudiler öldürdü diye biliyor. Bize göre öldüremediler. Cenab-ı Hak göğe yükseltti. İşkaryotlu Yahuda diye birisini İsa Aleyhisselam'a benzetti. İsa Aleyhisselam'ın yerini ispiyonlayan kişi. Allah onu ispiyonu ile cezalandırdı. İşkar yotlu Yahudayı öldürdüler Siyonistler. Efendim. E, ama Hristiyanlar ne biliyor? Yahudiler öldürdü biliyor. Şimdi İsa Aleyhisselam onların sadece peygamberi değil. Aynı zamanda tanrısı. Teosit diyorlar Siyonistlere. Şimdi geldik mi yine tarihe? Yani aslında İsrail e, ideolojik inadıyla kendi kendi aleyhine oluşan e, kini, nefreti bir daha canlandırdı. Bir daha yani canlandırdı. Yani asla değişmediğini, medenileşmediğini, gene eski o katil tavrının devam ettiğini, yani geçmişte, tarihte neyse ben hala aynıyım dedirtti dünyaya bunu. Aynen. Ve Aynen. Katolik Dünya da bunu gördü, hepsi gördü yani. Aynen. Ee, şimdi bunu görünce artık ha sen misin bunları yapan yarın bir gün çünkü e, elinde tuttuğu ekonomik güçle Bizlere de izah Zaten hala aynı şekilde yapıyor yani yapmıyor değil. Ee, bu şekilde bizim birliğimize de zarar verecek, ekonomimize de zarar verecek, ülkemize de zarar verecek diye bunların başını şimdiden ezmek lazım diyor yani bir yandan. Tabii şimdi bu ideolojik inadı kim körüklüyor? Yahudi yani İsrail'de bunların oranının ben az olduğunu zaten düşünmüyorum da ama kabinede öne çıkan kişiler Bezalel Smotrich İtamar ben givir. Şimdi bunlar neyin peşinde? Biraz daha öldürelim. Hani illa da öldürmek değil. Öldürmekten hiç imtina etmiyorlar görüyoruz. Biraz daha öldürelim. Biraz daha öldürelim. Tapınak tepesini ele geçireceğiz. Bak zor şimdi durum. Dünya karşımızda tamam. Tapınak tepesini ele geçireceğiz. Bu Temple Mount efendim. Sion Dağı. Siyonizm zaten oradan geliyor. Siyonizm. Tapınak tepesi. Siyon Dağı'nda o Siyonizmin e, temeli bir bakıma bu. Evet. Siyon Dağı'nda Süleyman Mabedi'ni inşa etmek. Süleyman Mabedi'ni inşa ettik mi bunların Mehdi'leri de çok nazlı. Hayatta gelmem diyor. Siz o Süleyman Mabedi'ni inşa edeceksiniz diyor. Olma aa bak olmadı gelmiyorum. Aa da gelmiyorum küstüm diyor. Efendim bunlar da diyor ki bak bunu yapalım. Efendim Mehdi gelecek onların Mehdi'si. E, bütün dünyaya diz çöktürecek. Ha gayret şu tepeyi aşınca olacak bu iş. Bak o tepeyi aştık olmadı. Ha, aha şu tepe, aha şu tepe. İdeolojik inatları tarih boyunca bundan dolayı kaybettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini biliyorlardı. Efendim onların önemli bir kısmı Medine'ye boşuna gitmedi. Biliyorlardı bu Rahip Bahira e, Ali, şey, e, Ebu Talib'e demedi mi? Buradan geri dön bu sıra mevkiinden bu çocukları olağanüstü bir şey görüyor ya kervanda. Evet, hatta zarar verirler. Hatta herkesi çağırıyor yemeğe şaşırıyor rahip yemeğe çağırıyor olağanüstülük Yok. gelmedi. Hı. Herkes burada mı diyor? Herkes burada diyor. Hayır herkes burada değil diyor rahip Bahira. Ondan sonra ya bir tane çocuk var diyor. Onu da çağırın diyor. Asıl o çocuğun peşinde o. Evet. O çocuğu çağırıyorlar. Ondan sonra bu çocuğun işte velisi kim diyor. Ebu Talip çıkıyor geliyor. Benim diyor. Sen bunu neyi oluyorsun diyor. Babasıyım diyor. Babası olamazsın diyor. Nereden bilsin? Bu çocuk yetim olmalı diyor. Evet yetim diyor. Geri dön diyor. Bu çocuk geleceğin peygamberidir. Beklenen peygamber. Ben onun çağına yetişsem ben iman ederdim. Şam'a giderseniz Yahudiler bu çocuğu tanır. Evet. Buna zarar verirler diyor. Şimdi bunlar biliyor. Fakat lanetli kavim ya. Hı hı. Allah bunlara bunların lanetlikleri sebebiyle bir türlü hayır murad edemiyorlar ya. Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor bu. Siz iki sefer ifsad edeceksiniz. Şimdi kimi otoriteler diyor ki milattan önce 587'de e, Nebukadnezar'ın bunları sürmesi ve tapınaklarını yıkılma, yıkmaları birinci ifsat. Yani ee, miladi 70 yılında da Vespasianus'un Roma İmparatoru tapınaklarını yıkması ikinci e, ifsat diyorlar. Ya da bu ikisini tek kabul edip asıl ifsat bu bir daha felakete düçar olacaklar deniyor. Kimi Yahudiler de bundan korkuyor. O yüzden karşı çıkıyorlar onlara. Evet. Efendim. Yani o daha ileriye gitmeyelim öldürmeyelim diye... Ee, Siyonizmin şu anki fikirlerine karşı gelen grup aslında Müslümanlar aman orada mazlum insanlar var öldürülüyor falan değil. Ya gene eski akıbet başımıza gelecek diye çekiniyorlar 80 bu yıl devlet dolayı. korkusu var ya. Evet. Ha. Şimdi 80 yılda doluyor. Az kaldı. Efendim. Ulan biz azdık da azdık. Tarih bunu gösteriyor. Hı hı. Efendim. Şimdi bu ideolojik inat hani tabii ki oradaki şehitlere bunu söylemek mümkün değil de. Şükürler olsun diyeceğim de Allah bir kişinin daha biz onu talep ederiz. En iyisini Cenab-ı Hak bilir. Fakat bu inatları dünyaya bunların ne lanetlik bir şey olduğunu gösteriyor. Evet. Başlarına belayı da kendileri çekiyor. Hani derler ya erken otoru öten horozun başı kesilir. Bunların ötmesi durmadı, bitmedi. Efendim onları felakete Samiri gibi, buzağı yapan Samiri var ya, o itamar ben gibi Bezalel Simotric gibileri sürüklüyor şu an. Yani şehadet haberleri bizi çok üzüyor. Fakat gelecekte çok güzel şeyler olacak. Allah'u Alem. İnşallah. Hocam araya gitmemiz gerekiyormuş. Ee, kısa bir mola verelim sonra devam edelim. Sevgili izleyiciler tabii konu konuyu açtı. Ee, hem Türkiye'nin dış politikada yani bu süreçteki rolü ne? Onu da yine hocamızdan yorumlamasını isteyeceğiz. Ee, kısa bir ara verelim sonra buradayız inşallah. Selamünaleyküm. Yeniden birlikteyiz efendim. İkinci bölümümüzde bunu konuşalım programına devam ediyoruz. Misafirimiz e, Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu. Hocamız e, ilk bölümde gerçekten zaman çok hızlı akıp geçip gitti. İkinci bölümde de ben aynı şekilde e, bir hissiyatın içerisinde olacağımızı düşünüyorum hocam. E, önemli meseleler bunlar. Aslında dünyanın içinde bulunduğu e, vaziyeti e, çözümlemeye çalışıyoruz. Çok enteresan gelişmeler oluyor işte benim bugün yine rastladığım bir haber sosyal medyada da çokça konuşuluyor. Birincisi mesela Suudi Arabistan Kralı Muhammed Bin Selman'ın G7 liderler zirvesine davetini reddetmesi, o daveti reddetmesi, katılmaması. Bir taraftan da daha önce gerçekleştirilen bir anlaşma olduğu işte 50 yıl boyunca petrol sadece dolara endeksli bir şekilde ticareti yapılacak, satılacak, fiyatlanacak anlaşmasının sona erdiği ve Suudi Arabistan tarafından yenilenmediği, bundan sonra Suudi Arabistan'ın petrolü, ruble, yuan gibi değişik para birimleriyle de fiyatlamak istediği şeklinde çeşitli haberler var. Bunlar ne anlatıyor? Türk yani bir gerilim sürecinde dünya. Ee, ...önümüzde neler yaşanabilir, ne olabilir... ...bunları da işin içerisine katarak ikinci bölümde. Ben çok fazla araya girmek istemiyorum. Çünkü insicamı da bozmak istemiyorum. Siz çok gayet güzel bir şekilde zaten süreci anlatıyorsunuz. Neler söylersiniz hocam bu konuyla ilgili? Şimdi Suud'un bu değerlendirmesi de çok ilginç. Suud hakkında hiç iyi kanaatler taşımıyoruz. Ama evet. e, yapılan açıklamaları da göz ardı etmemek lazım. Yani yapılan açıklamalar hele şu konjonktürde olmuşsa... Hı hı. Affedersiniz Tarihteki bir takım olaylarla da Suudi Arabistan'ın açıklaması onu söyleyeceğiz. Bağlantılıysa, aa bir dakika buradan ilginç sesler geliyor diyebiliriz. Şimdi e, birinci bölümde ne demeye çalıştık? Savaşları küresel şirketler çıkartıyor. E, hedefleri ne? Karşıdaki küresel burcu ve haliyle nüfusu çok az bunların yani çok az. Yüz bin değil diyelim. Ama mali gücü yüksek olduğu için. E, istediği ülkeyi savaştırabiliyor. İstediği ülkenin liderini değiştirebiliyor istediği ülkenin. Efendim ben Enver'in Yahudi olduğunu düşünüyorum. Bunu e, Twitter sosyal medya hesabımda yayınlayınca Enver'in ailesi bana dava açtı. Hı hı. Efendim savcılık takipsizlik verdi. Niye takipsizlik verdi? He, Yahudi olmak hakaret değil ki bana bir tanesi Müslüman desin. Ben bundan gurur duyarım. Hı. Yahudi olmak, Hristiyan olmak hakaret değil ki. Şimdi e, bir takım belgeler var onları yayınlayacağım. Eğer Enver gerçekten Yahudi ise ki bana göre Yahudi. Bunu Osmanlı'nın başına kim getirdi? Hı hı. Kim? İttihatçılar. Efendim. Yani her ülkenin rahmetli yazıcının ifadesiyle tarlalarını bunlar sürüyor. Evet. Fakat Erdoğan gibi yerli milli liderler çıkar da özet çıkartıyorsun birinci bölümün özeti bizim tekerimize çomak sokarsa diye ülkelerin başına kendi güvendiği adamları getirmeye devam etmekle birlikte o ülkeleri de parçalarlar. Olur ya birisi çıkar diye. Küçücük yapılar haline gelsin. Burkina Faso gibi baş kaldırdığında şöyle bir ayağımızla bir ezeriz geçeriz. Ama Hindistan'ı ezemeyiz arkadaş. İran'ı ezemeyiz bölmemiz lazım. Türkiye'yi ezemeyiz. İran'a ayrı bir parantez açmak gerekir de. Türkiye'yi ezemeyiz parçalamamız lazım psikolojisiyle savaşlar çıkartıyorlardı. Şu anda da onu yapacaklardı. Fakat İsrail'in ideolojik inadı oyunu bozdu. Nasıl bozdu? Nihai bozuş değil. Daha sonucu görmedik ama sonucun ayak sesleri geliyor gibi sanki. Bunlar işte barış, kardeşlik, Fransız İhtilal'in sloganları. Liberte, egalite, fraternite. Özgürlük, kardeşlik, eşitlik. Bunların hiçbir işe yaramadığını dünya görüyor artık. Hiçbir işe yaramadığını. Evet. Siyonistlere diyorlar ki ya ne yapıyorsunuz? Biz gemimizi yürütüyoruz. Bir dur halledeceğiz bunların hepsini. Bunlar da olmaz. Mehdi çok rahatsız oldu artık bize haber gönderip duruyor. Mehdi'nin kalbini daha fazla kıramayız. Biz sizi beklemeyeceğiz. Mehdi gelince zaten dünya egemeni olacağız. Psikolojisiyle biraz mizahi konuşuyorum ama... Anlayışları bu. Evet, onların inandıkları. İnandıkları bu. Olarak, evet. Yani tapınak tepesinde Süleyman Mabedi'ni inşa edince mehdi heh, oldu. Tamam, şimdi geliyorum, kahvaltıyı hazırlayayım, sabaha oradayım gibi efendim. Bu inat dünyanın gözünde bunların gerçek kimliklerini bir daha getirdi. Katolik direnci bundan dolayı oluşuyor. Yani tarihte biz katolik direncine şahit olmuştuk, sesleri çıkmıyordu. Çünkü korkmuşlardı, korkutulmuşlardı. 2 milyon 200 binlik Gazze'nin karşısında İsrail'in hiçbir şey yapamadığını görünce bunlar Katolikler de direnmeye başladı. Dünyanın gözünü açıyorlar yani. Efendim. Peki ne oluyor? Diyoruz ya 9 Mayıs'tan sonra Türkiye bir dakika biz seninle oynayamayız dedi. Çin'e gitti Hakan Fidan. Rusya'ya gitti. Verdiği mesajlar çok ilginç. Efendim bir dakika biz Türkiye'yi kaçırıyoruz dedi. Evet. Neyi anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Ee, Suriye'de güya Suriye'nin demokratik güçleri, terör yapılanması seçim yapacaktı. İki sefer ertelediler, yapamadılar. Üçüncüye ertelediler. Yine yapamayacaklar. Türkiye ne yaptı? Bu işin şakası yok dedi. Ben Çin'e gidiyorum dedi. Çin'e gitti ve muazzam açıklamalar yaptı Hakan Fidan. Efendim, Çin'in toprak bütünlüğünü kabul ediyoruz dedi. Bu bizi üzen bir açıklama gibi gözükse de yani sekerat anında efendim tövbeler kabul edilmez. Sekerat anına gelmemek için yani Türkiye'yi bıçağın sırtı gibi hale getirmemek için e, Türkiye'nin yetkilileri bir takım adımlar atabilirler. Ama ne dedi orada Hakan Fidan? Türk ve Müslüman şehridir. Urumçi. Evet. Doğu Türkistan için. Evet. Bunu söyledi. Evet. Türk ve İslam şehridir dedi. Ve Çin'le bir kuşak bir yol dahil işbirliği yapacağını söyledi. Bu işbirliği nedir biliyor musunuz Mustafa Bey? Ee, 1492'de Ümit Burnu bulunduğunda 1492'de dünya ticareti Afrika'nın dibinden Hindistan'a olacak şekilde değişti. Yani şöyle e, İspanya'dan çıktığını düşün gemilerin e, Akdeniz'den çıkıyorlar ya İspanya Cebeli Tarık tarafından Hı -hı. çıkıyorlar. Hı -hı. Efendim Cebeli Tarık'tan aşağı iniyorlar. Afrika'yı bitiriyorlar. Oradan Hindistan'a 9 bin mil. Peki Akdeniz yolunu kullanıyorlardı. Niye Akdeniz yolunu kullanıyorlardı? 4 bin mil. Ama şöyle bir riski vardı. Süveyş kanalı açık değildi. Fakat yine o yolu kullanıyorlardı. Çünkü 5 bin mil fark var arada. İskenderiye'den mallar kervanlarla ee, Kızıl Deniz'in kuzey ucuna naklediliyor, bir daha gemilere yükleniyor, aktarma yapılıyor. Ama Ümitburnu bulununca aktarmasız gemileri kullandılar. Yine Kızıl Denizi kullanmaya devam ettiler. Ama niye Ümit Burnu kullandılar? Osmanlı limanlarına gümrük ödemek istemiyorlardı. 1869 yılında. Bakın 1492 diyorum. 1869 yılında. Eee İng Başta Fransızlar, sonra İngilizlerin eline geçti. Fransız Le Seps şirketi Süveyş kanalını açınca artık mallar el değişmeden Akdeniz'e, Akdeniz'in herhangi bir limanına, efendim Akdeniz'den çıkıyor İngiltere'nin Liverpool limanına filan, Almanya'nın Hamburg limanına rahat bir şekilde hiç el değiştirme, el değmeden ulaşır hale geldi. Ulaşır hale gelince Ümit burnundan dolaşan Mustafa Bey. Yani Afrika'nın aşağısını dolaşarak dolaşarak e, devam eden dünya ticaretini kaçı biliyor musunuz? %97'si yeniden Kızıldeniz'e döndü. Yemen Husiler var ya oradan Aden Körfezi'nden yukarı çıkıyor. Yukarıda Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçiyor. 4000 mil efendim hem bir de e, açık denizler ama okyanus değil küçük gemilerde yetiyor. Okyanus evet. tipi gemilere ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla ulaşım maliyetleri son derece elverişli burada. Dünya ticaretinin yüzde 97'si. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi bir kuşak bir yola bağlayacağım. Yüzde 97'si tekrar Kızıl Denize döndü. Şimdi bir kuşak bir yol projesi gerçekleşirse, 9000 mil de değil mi? Oraları kat etmemek için uğraşıyorlar değil mi? Şimdi ne kadar gidiyor bir gemi? Çin'in Kanton limanından yük yüklüyor, yüklüyor malını Liverpool'a kadar 2 ay, iki buçuk ay o sürede gidiyor. Peki bir kuşak bir yol gerçekleşirse Pekin yani e, Beijing işte Türkçe Pekin Londra'ya kadar efendim ne kadar? 12 gün. Evet. 2 ay ya da 12 gün. Dünya ticareti kökten bir daha değişecek bu küresel burcuva var ya diz çökecek bir bir kuşak bir yol projesi. Ha onun alternatiflerini üretebilirler ki bir kuşak bir yol projesi çok hızlı gidiyordu. Şu an durduttular onu zaten. Hakan Fidan dedi ki biz varız. Türkiye en önemli ayağı. Yani biz olmadan Asya'dan Avrupa'ya geçiş yok. Moskova hattı var orası 18 gün. Yani e, seyahati %50 daha arttırıyor. Evet. 12 gün 18 gün. Yani malı üretiyorsunuz 12 gün sonra nerede e, Liverpool'da Londra'da e, ya da 18 gün sonra e, Rusların ne yapacağı belli olmaz efendim. Dolayısıyla en önemli ayak Türkiye. Hakan Fidan gitti bu mesajı verdi peşinden Rusya'ya gitti Rusya'da o e, sorunlu masada değil neredeyse omuz omuza bir toplantı yaptılar mesajlar verildi Amerika tutuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı o yüzden çıktı. Joe Biden'ın planı yeni değildi ki öyle değil mi? Tabii. Yani en az 15 günlük plandı. En az. Yani bir ay rahat diyebiliriz. Bir aylık bir plandı. Niye yeni sevk etti? Bir dakika Türkiye ateşle oynuyor. G7 zirvesine şimdi gördük bir sürü ülkeyi davet ettiler. G7 ya bu. G7. Bayeyi de davet etmişler, Brezilya'yı da davet etmişler. Niye? Bunlar bir kısmı Birix ülkesi. Baye de Birx ülkesi oldu efendim. Niye davet ediyorlar? Bir dakika durum ciddi. Durum ciddi. Biraz daha zaman kazanabilirler ama kamunun halkların vicdanı artık dayanacak durumu kalmadı. Halkların vicdanının iktidarları sallanıyor bunların. Türkiye'nin hamleleri çok muhteşem. Türkiye bizim ülkemiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Canımız öyle istediği için konuşmuyoruz. Ama bir savaş olacaksa da, ticaret olacaksa da, efendim en önemli ülke, ticaretin de savaşında en önemli geçit noktası biziz. Evet. Mısır bir tanesi. Bu Süveyş kanalını geçtiği yer. Öbürü Cebeli Tarık Boğazı. Yani Akdeniz dünyanın pazar yeridir. Hem pazar yeri hem ticaretin en önemli geçiş noktası. Üç tane giriş çıkışı var. Cebeli Tarık batısında İspanya Portekiz tarafında. İngilizler İspanyollarla orada çekişiyor zaten. İspanyolların olması gereken yer İngilizlerin. Yapma ya. Cebeli Tarık Boğazı, Süveyş Kanalı ve İstanbul Çanakkale Boğazı. Üç tane giriş çıkıştan bir tanesi bizim. Bir kuşak bir yol projesinde Avrupa Asya geçişi bizim. Efendim. Türkiye kusura bakma. Ben böyle yapıyorum." dediği an nasıl vaziyet alıyorlar? Bileşmetler Güvenlik Konseyi'nden zınk diye karar çıkarttılar. Yani bu tür kararlar çıkacağı zaman önceden kamuoyuna açıklamalar yapılır. Öyle değil mi Mustafa Bey? Tabii. Biz zınk diye böyle bir kararın çıktığını gördük. Türkiye'yi muhtemelen tahmin ediyorum şimdi bu karardan önce G7'ye çağıracaklarına, çağırmaya niyetleri olduğunu kendileri biliyordu. Biz adım atalım, Türkiye adım görmek istiyor. Biz adım atalım diye bu adım attılar. Türkiye şimdi neyi işliyor? İki devletli çözüm. İki devletli çözüm. Yoksa ben bu tarafa geçiyorum. Çin, Rusya tarafına. Geçerse gerçekten Batı'nın egemenliğinin bittiğini görürüz. Gerçekten görürüz bunu. Onlar gördüğü için böyle adım atıyor. Evet. Suudi Arabistan'ın vaziyet alması da boşuna değil. 50 yıllık anlaşma ya, 2025'te doluyor. Niye? 1975'te imzalandı. Nasıl imzalandı? 1973'te e, Yom Kipur Savaşları mıydı ismi? 1973, yine bir İsrail saldırganlığı sebebiyle. Kudüs'ü işgal edince e, Kral Faysal, Suudi Arabistan Kralı Faysal o zamandaki Allah rahmet eylesin denir ona. Efendim petrol ambargosu ilan ediyor. Efendim. E, ambargoyu e, biraz bekliyorlar. Kendilerinden bırakacaklarını zannediyorlar bu ambargoyu. Suudi Arabistan vazgeçmiyor bu ambargodan. her Henry Kissinger büyük yavur. E, o zaman o dönem Dışişleri Bakanlığı görevi var mıydı bilmiyorum ABD'de. Henry Kissinger gidiyor. Efendim. Güya bir espri yapıyor. Sayın kral diyor. Ee, uzun yoldan geldim diyor ee, uçağımın yakıta ihtiyacı var piyasa fiyatı üzerinden uçağıma yakıt verir misin ambargoyu kaldır diyor yani hı hı. kral da diyor ki ben çok yaşlıyım diyor o da bir cevap veriyor ben çok yaşlıyım diyor bana sen Mescid-i aksa'da iki rekat namaz kılma fırsatı verir misin diyor bu kalkmadan olmaz diyor efendim sonra siz kaybedersiniz diyor Kisincir. Kaybetmeyiz biz diyor. Biz diyor senelerce diyor, yüzyıllarca zemzem hurma ile yaşadık. Yine zemzem hurma ile yaşarız diyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Yeğenini öldürtüyorlar. Evet. Yeğenine, Kral Faysal'ı. E akli dengesi bozukmuş falan. Onlardan biri suikast yaptı mı akli dengesi bozuk. Breivik mi neydi İsveç'te? 70 kişi öldürdü ya. Evet. Akli dengesi bozuk. Bir Alman uçağını mı kaçırdı mı bir şey yaptı birisi. Akli dengesi bozuk. Yeni Zelanda'da o saldırgan kişi hep akli dengesi bozuk. Yeğen için de onu dediler. Akli dengesi bozuk. İşte orada anlaşma yapıldı. Kral Faysal'dan sonra. 1975. Şimdiki e, Prens Selman'ın imzalamadığı. Evet. İşte ben okumadım. Siz 50 okudun. sene geçti yani. Şimdi 1925'te imzalanacak ya, evet. ön adımlara atılıyor. Hı hı. Efendim anlaşma şöyle, bir törenle imzalayalım. Efendim e, Suudi Arabistan'ı, Suudi Arabistan'la ilgili iyi cümleler kullanmak hiç istemiyorum. Ama realiteyi de görmemiz lazım. Suudi Arabistan'ın daha önce e, ısrarla söylediği bir şey daha vardı. Neydi o? İki devletli çözüm. Cumhurbaşkanı İspanya'da ne dedi? İki devletli çözüm g dedi de muhtemelen bunu söyledi. Dünyada iki devletli çözüme karşı çıkan da yok. Resmen İsrail'den başka karşı çıkan yok Mustafa Bey. 1948'den beri karşı çıkan yok. Evet. Çünkü 1948'de İsrail'in devletliği onaylanırken aynı anda Filistin devleti de onaylanmıştı. Hani? Hani nerede? Ama bunun arkasını arayacak. Dirayetli bir lider lazım. Bilmiyorum Türkiye'yi çok mu abartıyorum Cumhurbaşkanının yani Hakan Fidan'ın Çin seyahati ve Rusya seyahati şunu söyledi: Ben senin efendim elinin altında birisi değilim. Sen bana bana bir de PKK üzerinden saldırıya geçiyorsun. Sen de e, bunun sonuçlarına katlanırsın. Joe Biden Cumhurbaşkanımızla e, Cumhurbaşkanımızın ve Amerika seyahatisi arasında görüşmemişti. Ve dikkat et Mustafa'cığım. 9 Mayıs'taki randevuyu kim iptal etti? <laughs> Cumhurbaşkanı evet. iptal etti. Randevuyu iptal edenle görüşüyor. ABD başkanı burnundan kıl aldırır mı böyle bir durumda? Ya, fiyakasını bu kadar bozan yani bir lidere karşı tabii burnundan kıl aldırmaması lazım. Hatta daha fazlasını yapması lazım. Tabi. Şimdi, Ama görüşmek istiyor tabi. Talep ondan mı geldi? Şimdi sonuçta ondan geldi ihtimali aklımıza geliyor da efendim sonuçta. Ama talep Cumhurbaşkanımızdan ben bilmediğim için söylüyorum. Cumhurbaşkanımızdan gelmiş olsa bile Biden'ın iptal etti ya Biden'ın randevu vermemesi lazım. Hı hı. Efendim şimdi artık e, papuç pahalı evet. onların e, planladığı gibi değil. İki sefer şeyi iptal ettiler seçimi. Sözde seçimi. Neye benziyor bu? Trump zamanı biz sınır ötesi operasyon yaptık. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton e, Türkiye'ye karşı ateş açmaya ısrar ettiriyordu Trump'ı. Türkiye'yi ne dinleyeceğiz diyor. Şey diyor ki üstleri terk edecek Amerikalılar. E, Trump terk edelim diyor. John Bolton terk etmeyelim diyor. Trump diyor ki ona orada bir deli var diyor Cumhurbaşkanımız için. Ya ateş açarsa bizim üstlerimize karşılık veririz. Türkiye'yi istediğimiz sürede diz çöktüremezsek bütün dünya bize ölçülmeye kalkar. Bir dakika ya. Amerika Oluyor ya böyle bir şey falan gibi. Yani Amerika de. öyle istediği gibi ezemiyormuş ya. Evet. Aslanın dişlerinin olmadığını görürler. Evet. Yani bu ifadeler olmadı. Ama ne oldu? John dinlemedi. Amerika üstlerden geri çekildi. Geri çekirken ne yaptı? Üstlerini bombaladı. Kendi üstlerini. Vay kendi üstlerini bombaladı. Niye? Çok açık. Türkiye kullanmasın diye. Türkiye biz üst yaptık. Bak bakayım olmuş mu? E, beğenmediğin yerler olursa restore ederiz falan der gibi hazır üstleri onlara vermeyeceklerine göre. Amerika kendi üstlerini bombaladı. Ya ben anlamıyorum ya. Siz nasıl dış politika uzmanısınız? Bunları görmüyor musunuz? Bunları görmüyor musunuz? Şimdi burada benzerini görüyoruz. Burada Amerika bütün resti çekti. Uçak gemilerini gönderdi hatırlayın. Türkiye müdahale edemeyecek zannetti. Türkiye sen bilirsin dedi müdahaleye de hazırlanıyor. Efendim ben Türkiye'de Türkiye'nin ciddi kaynak biriktirdiğini düşünüyorum şu an. Savaşa cidden hazırlandığını düşünüyorum. E onlar biliyor bunu zaten. Bir savaşa girildiğinde PKK'nın burnunun sürtüleceğini her türlü desteğe rağmen 65 bin kişilik ordu oluşturdular. Ama bu ordu Afrin'de tutunamadı, kaçtı. Afrin ki bunların en büyük destek alması beklenen yerdi. Nüfusun %80-90'ı Kürt. Kürt kardeşlerimizin hepsi PKK'da zaten değil de onlara güvenip durabilirlerdi. Kılıçdaroğlu da çok yalvardı. Afrin'e girmeyin, etmeyin falan filan. En son son bir can havliyle yalvardı hatırlayın. Bari merkeze girmeyin dedi. Türkiye'ye girdi kaçtılar efendim. Evet. Şimdi güvendikleri PKK'ya o dağlara büyük karlar yağdı. Yine aynısı olacak. Onu çünkü bir sefer daha oldu. Bir daha karşı karşıya geldi PYD, PKK Türkiye ile. Türkiye üçüncü günde telabiyat, beşinci günde aynen araba girdi. Ne oluyor ya dedi. Bu sefer Rusya devreye girdi. Rusya da istemiyor Türkiye'nin oraya evet. yerleşmesini. Şimdi Rusya'nın da başı sıkışık. Bizi serbest bırakacak. Suriye'de biz de uğraşmayı düşünüyor filan. Rusya da az değil yani. O da kendi çıkarını düşünüyor da E kardeşim her şey senin istediğin gibi olmaz yani. Ama o da bir takım sıkıntıları yaşamaya başladı artık. NATO kendi topraklarını füze fırlatıyor artık. Füze fırlatıyor. Bu öyle olmaz dedi efendim Hakan Fidan'ı o kadar güzel karşıladı ki efendim tamam bir daha gözden geçirebiliriz der gibi. Şimdi burada Amerika, Amerika'nın kara gücüdür PYD. PYD'yi iki sefer sürdü. Amerika şey Türkiye iki sefer ezdi efendim. Türkiye'nin geri vites yapmadığını gördü. İlave Çin'le Rusya'yı denkleme katacağını gördü. Bir dakika dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden jet hızıyla karar çıkart. Türkiye ben sonuç görmek istiyorum diyor ya. E bir de benim tahminime göre 9 Mayıs'ta masayı niye yıktı? Amerika'nın yalanlarının ardının arkasının gelmediğini gördüğü için. Beni işi. oyalama, bir şeyler yap, net bir şekilde yani. Bunu söyledi tabii. Evet, ben sonuç görmek istiyorum dedi. <laughs> Şimdi bir sonuç gösterdiler. Şimdi İtalya'da ne konuşuldu? İnşallah. Ama işte İsrail buna uyacak mı, uymayacak mı? Biraz da Amerika'nın ya da Birleşmiş Milletler'in kendi rüştünü de ispat etme açısından çok önemli bu. Yani İsrail dinleyecek mi? Bunları dinlemeyecek mi? Dinlemezse orada da içeride çok fazla şeyler. Ya bütün planımızı alt üst ediyorsuna dönecek iş. Bu sefer o Amerika Birleşik Şirketleri'nin de başına gelecek pek çok şey olabilir. Tabii. Tabii. Yandan. tabii. Şimdi ee, ama burada en önemli aktör Gazze'li mücahitler. Gazze halkı. Evet. Mustafa Bey, korkarsanız size her şeyi yaptırırlar. Eğer haklıysanız ölebilirsiniz. Allah korusun. Yakınlarınız ölebilir. Da onların yakınları ölebilir. Ama ilelebet bütün ailenizi bitiremezler. Allah korusun. Aile biterse kamu vicdanı harekete geçer, kazanırsınız. Haklıysanız susmayacaksınız. Haklıysanız. Hani bizim cenerimizde de vardı ya, e, uluslararası ilişkilerde yapılan açıklamaların ne kadarı doğru? En az yarıdan fazlası yalan. Ama millet de inanıyor, hazır. Aydınlar bile inanıyor. Aydınlar bile inanıyor. Hatırlayın Mustafa Bey, biz televizyonlarda, gazetelerde şu haberleri okuruz değil mi? E, Amerika bir füze denedi, karadan karaya 1800 kilometre gidiyor. İşte 5000 kilometre gidiyor. Nevada çölünde şunu denedi. Burada bunu denedi. Sonuç duyuyor muyuz? Yok. Başarılı oldu, olmadı? Hepsi başarılı mı oldu? Sonuç duymuyoruz. Hep denedi. Amerika şöyle silahlar geliştirdi. Amerika böyle silahlar geliştirdi. Okumuyor muyuz? Okuyoruz. Peki sahaya nasıl yansıyor? Gazze'de çuvalladılar. Bizim e, Suriye operasyonlarımızda çuvalladılar. Biz Suriye'de Amerika ile savaştık. Onun kara gücüyle. Evet. PYD ile savaştık. Amerika'nın kara gücü onlar. Çuvalladılar. Libya'da çuvalladılar. Ya buradan sonuç almak gerekmiyor mu? Karabağ'da çuvalladılar. Biz Karabağ'da Ermenistan'da savaşmadık. Avrupa Birliği ile savaştık. Bunlar nerede kazandı Türkiye'ye karşı? Şurası çok net değil mi az önce söylediğim gibi? Efendim şu silahlar denendi, bu silahlar denendi. Ama hepsinin başarılı oldu, olmadı hiçbir açıklama yok. Başarılı oldu deyin ya. Ben bilmiyorum tabii. Bir sürüsünün başarılı olmadığını yani gördükleri için bu tahmin. Sonuç açıklaması yapmıyorlar. Bazen başarılı hedefler vuruldu açıklama yapılıyor ama ben okuyorum. Sonuç yok. Sonuç görmüyorum yani okuyorum bu tür haberleri. O bir sonuç. E şimdiki de bir sonuç. Neredesin o silahlarınız ya? Biz Suriye'ye istediğimiz zaman giriyoruz. Tabii ki Türkiye üçü beşe hesap ediyor. Tabii ki bunun gelecekte kendisinin karşısına çıkacak sonuçlarını hesap ediyor. Ona göre hadi girelim dediğinde giriyor geri vites yapmıyor Türkiye. Evet. Neredesin o muhteşem ordularınız ya? Nerede bunlar? Nerede? Haklı yerde. Direnirseniz kazanırsınız. Zaten Ayet-i Kerime'de de öyle söyleniyor. Enfal suresi 66. ayet mi? Yanılmıyorsam. Gücünüz düşmanın yarısı kadarsa size cihat farz oldu diyor. Hatta 65. ayette sanırım. Yani peş peşe bu ayetler. Düşmanın onda birisi kadarsa size cihat farz oldu diyor Ayet-i Kerime. Belli belirsiz hatırladığım için manaen söyleyebileceğim. Sonra siz bu kadarını yapamazsınız diye Allah size cihadı onların yarısına yarısı gücüne ulaştığınızda farz kılındı diyor. Efendim. E şimdi biz onların gücünün ne kadarıyla Gazze'lilerin direndiğini bilmiyoruz. Ama kesinlikle onda birden çok daha aşağıdadır. Öyle değil mi? Tabii. Bak başaramıyorlar. Biz PYD ile kendi gücümüz Evet, evet onda bir yüzde elli seviyesinde değildir. Biz daha üstün olabiliriz muhtemelen efendim. Ama hiçbir varlık gösteremiyorlar. Ama şimdiye kadar ki idareciler hep korkuyu satın aldıkları için hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Kuzey Irak'taki o yapı nasıl kuruldu? Hiç elleşmedi o dönemdeki idare. Kuzu kuzu kurdular o idareyi. Türkiye şimdi müsaade ediyor mu seçim yapılmasına? Yok. Mesut Barzani Kuzey Irak'ta bağımsızlığını ilan etti. Türkiye bir kükredi. Hemen bağımsızlığı geri aldılar. Ve benim tahminim bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız muhtemelen şey dedi. Bilmiyorum tabii tahmin. O adam o koltukta oturmayacak dedi. Mesut Barzani sağ. Niye yeğeni orada? Neçirvan Barzani. Kaldırın onu oradan dedi muhtemelen. E efendim. Yani şimdi Gördüklerini insan okur ya Mustafa Bey. Gördüklerini insan okur. Şimdi e, hep 9 Mayıs'tan sonra Hakan Fidan'ın işte en son daha önce Türkiye'nin ambargo kararı, efendim lahya adalet divanına müdahalesi, müracaatı ve şimdi de e, Çin ve e, Moskova seyahati ve peşinden BRICS zirvesine. Hakan Fidan'ın katılacak olması neredeydi Türkiye'nin Novgorod, şey Rusya'nın Novgorod şehrinde bir yerde olacak. Şimdi unuttum. Oraya katılması ya da başka bir ülkede olacak efendim. Bunlar tutuştular. NATO'nun en önemli bir numaralı gücü Türkiye. İkinci büyük ordu diyorlar ya. Amerika hikaye. Mustafa Bey, ağzımızı açıyoruz, kapatıyoruz. Bunlar nüfus e, tehlikesi yaşıyor demiyor muyuz? Hı hı. Ya bunlar nüfus tehlikesi yaşıyor da asker sayısında bu tehlikeyi yaşamıyorlar mı? Nereden asker topluyorlar? Öyle PKK'yı, mayın eşeklerini buluyorlar affedersiniz. Evet. Başka? Meksika'dan göçmenlere şart koşuyorlar. Amerikan ordusunda asker olursan bunlardan asker mi olur? Bizim ordumuz da böyle e, görevli askerler değildi. İşte 18 aylığına askerlik yapmaya gelenlerdi. Şimdi Türkiye ne yapıyor? Kendi yeniçerisini kuruyor. Özel harekat birliklerini kuruyor. Bordo belirlileri kuruyor. Varlık gösteremezsiniz ki siz bunlara karşı. Türkiye'nin NATO'dan... Şimdi NATO'nun amir hükmü var diye bir yerde dinledim. Öyle midir bilmiyorum. Okumam lazım. Birikse üye olursan... Çünkü Türkiye birikse göz kırptı. Birikse üye olursan NATO'dan çıkman lazım. NATO'dan çıktın mı sen... Ee, Rusya, Çin'le birlikte NATO'ya müdahale ettin mi? Mustafa Bey, önümüzde hiç kimse duramaz Avrupa'da. Evet. Kim durabilir? Kimin ordusu var? Yani bir, bu şey Şangay Beşlisi diye tabir edilen o Avrupa Birliği'nin karşısına karşı e, kurulan yani daha doğrusu. O da biraz yavaş yavaş tekrar gündeme gelecek gibi duruyor hocam. Yani Aynen. Çin'le Rusya'yla falan birliktelik mesajları verilmesinin üzerinden. Yani aslında Türkiye şunu da diyor. Ben bir karar verme aşamasına geldim artık. Aynen. Yani dolayısıyla bana ne teklif ediyorsunuz? Ne vaat ediyorsunuz? Ne kadar dürüstsünüz? Ne kadar gerçekçisiniz? Bunu gösterin. Yani şu önümüzdeki 2028'e kadar ki süreçte biz gerçek manada tarihe şahitlik etmiş olacağız herhalde i̇nşallah, değil mi hocam? İnşallah. Yani bundan sonraki işte 20 sene, 30 sene sonra bizden sonra belki gelecek olan gençler bugünün tarihini herhalde ders kitaplarında e, okuyacaklardır diye tahmin ediyoruz. Çünkü o kadar enteresan, hassas süreçten e, geçiyoruz. Şey de çok e, önemli, onu da vurguladınız. Yani Türkiye şu anda kaynak topluyor Aynen. dediniz. Şimdi e, şey, yani istiyorsan. Barış istiyorsan hazır ol cenge diye evet. bir söz var ya. Evet, evet. O şu anda bir şey olarak, formül olarak masada ve sürekli buna hazırlanılıyor. Çünkü bir güven bunalımı var, kimse kimseye güvenmiyor. Bu ilişkiler, bu diplomasi trafiği vesaire birazcık daha hızlanacak gibi geliyor, anladığımız kadarıyla. İlerleyen günlerde daha farklı. Bir Türkiye dış pod... Bu arada içerideki mesela yakınlaşmalar da çok enteresan değil mi? Nasıl? Yani siyasi parti olarak mesela AK Parti'nin CHP ile görüşmesi, işte muhalefet işte bir yandan Meral Akşener'in yeniden devlette vazife alabilirim açıklamaları vesaireleri bunların hepsi aslında Türkiye'nin içerisinde bir sıkıntının olmadığının dışarıya. Ver, verdiği mesaj aynen, değil mi? Aynı. Yani siz bizi bölün, bölünmüş, parçalanmış gibi görüyorsunuz Fikren, ama biz aslında öyle değiliz ha. Ona göre şeklinde bir mesaj verme, e, vermek gibi de algılanabilir mi bu? Kesinlikle. Şeyi hatırlıyor musunuz? Ee, en son kavalanın e, Selahattin Demirtaş'ın ya da hı hı. bir kararı açıklandı ya e, bir ay önce miydi? Yirmi gün önce miydi? Şey tahliye bekleniyordu. Hı hı. Evet. Hatta sosyal medya hesaplarında Türkiye bunları çıkaracak, göreceksiniz falan filan. Rahip Brunson gibi bunları yapacak diyorlardı. Cumhurbaşkanı çıktı. Nerede dedi? Bu iki terörist dedi. Evet. Bu iki İspanyol terörist, gazetecinin sorduğu soruya net bir şekilde cevap verdi aynen. Bu iki terörist dedi. Türkiye'de sözüm ona terör destekçileri efendim açıkça destekçi gibi gözükmese de ne diyorlardı Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesine? Hangi mahkeme Cumhurbaşkanı terörist dedikten sonra bunlara beraat kararı verebilir. Siz yargıya müdahale ediyorsunuz diyorlardı. Buna rağmen dedi. Bu ne biliyor musunuz? Her zaman bir ülkeye zarar vermek istendiğinde o yapılır. Cepheye savaşa sürülür, iç karışıklık çıkartılır. Osmanlı iken ne yapıldı? Cepheler açtırıldı, Enver, Enver Enver yüz binlerce gencin katlinden birinci derecede sorumludur. Birinci derecede. Enver'le ilgili Allah'ın izniyle kamuoyuna çok şey açıklayacağım. Bekliyorum ben. Hı hı. Yani e, şu ortalığın bir sükuna kavuşmasını bekliyorum. Açıklayacağım belgeler elimde. Açıklayacağım demiştim. Ben onu falan unutmadım. Kimileri mesaj atıyor. Ne oldu? Hani açıklayacaktım? Bekle bekle. Bekle hediyemiz gelecek yani. Hı. Efendim. Enver Savaş'a soktu. Birinci Dünya Savaşı'na. Şerif isyan ettirildi. Aynı şey. Türkiye, Suriye'ye, Irak'a efendim müdahale ettiğinde içeriden PKK, PYD hareketlenmesi olacaktı. Efendim. Bunun mesajları veriliyor. Bak hiçbir şeye kafanızı şey, aklınıza bile getirmeyin. Biz Türkiye'nin iç siyaseti, affedersiniz, uluslararası çıkarları gündeme geldiğinde biz hepimiz aynı türünden mesaj çok güzel bir mesaj. Hani CHP'ye çok emin değilim bu Hakkari Belediyesi'nin e, belediye başkanının teröre desteği ortaya çıktıktan sonra kayyum atanması meselesinde yine e, terör e, uzantılarına destek verdiler. yine bunları yapmak zorundalar mıydı bilmiyorum Hani e, CHP'ye hak vermek adına asla değil de durumu anlayabilmek adına ben bunu söylüyorum da. E, fakat e, burada HDP çok e, yalnız kaldı ve çok güzel. Ama Meral Akşener'in o beyanı ne demiştiniz? Devlet alabilirim. Evet yeniden diye. devlette vazife e, alabilir şeklinde bir kamuoyuna yapılan bir açıklama vardı İyi Parti tarafından da. İyi Parti tarafından. Yani İyi Parti'de bir dönem e, işte hizmet etmiş. Meral Akşener'in ekibinden bir isim. İsmi, Öyle mi? İsmi tam hatırlayamadım ama Çok ilginç. E, o şekilde bir açıklama e, oldu. şimdi bu açık... Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü e, evet. Meral Akşener. Bu kendisi. açıklama çok kıymetli. Yalanlanmadıysa doğrudur demek ki. Hı hı. Çıkarımı yapılabilir. Yüzde yüz böyledir elbette denilemez. Şimdi bu niye biliyor musunuz? Bir ülkeyi belki savaşlar kadar belki savaşlardan daha tehlikeli ne sıkıntıya sokar? İç karışıklıklar. Sokaklara öyle bir sürerler ki Kazakistan'da hatırlıyor musunuz? Sokakları evet. karıştırdılar. Putin ne dedi? Tokayev miydi o zaman <laughs> devlet başkanı? Vur emri ver dedi. Evet. Vur emri ver dedi. Ya şimdi nasıl ayıracaksın normal vatandaşın? Sokağa çıkma yasağı ilan etti devlet başkanı ve sokakta olan herkes vurulacak dedi. Hop isyan bitti. Şimdi medya onların elinde. Gelir devlet vurmaz, vatandaşını vurmaz. İstihbarat teşkilatları vatandaşı vurur asker kıyafetiyle. E, Türkiye Cumhuriyeti halkını katlediyor diye ellerinde ya. Halkı sokağa dökerler. İşte burası tehlikeli. Bu evet. mesajlar çok kıymetli. Bizim de ama bu medyanın yalanlarına, şuna, buna falan artık şerbetli olmamız lazım değil mi ya? Bir medyanın yalanları e, sebebiyle Hakikaten yani çok ağzı yandı bu ülkenin yandı tabii, değil tabii. E, dolayısıyla medya okur yazarlığı hususu çok önemli. E, Ama... insanlar Twitter'da her gördüğü şeye inanıyor. Evet. E, i̇nanılmaz troller var. Artık yani e, şeyler ne derler ona? Kışkırtıcılar, provokatörler. Evet. Artık şey de internet üzerinden yapıyor her şeyi. Oturduğu yerden. E, oturduğu yerden. Eskiden bir eylem olurdu, bir gösteri olurdu, içine sızar onun kulağına fısıldar, bunun kulağına fısıldar bir ses çıkarır, aykırı. O şekilde galeyana getirmeye çalışırlardı. Şimdi artık bunu internetten yapıyorlar. Hem de her gün, her dakika yapıyorlar yani. Şimdi Bütün bunlara karşı dikkatli olmak lazım. Bu da önemli. Hani şimdi dediğiniz doğru. ve artık bunu dediğiniz gibi o ifadeyi kullanayım. Şerbetli olmamız gerekmiyor mu diyeceğiz de. Yok ya. Yine inanan var. Var maalesef. Şimdi bu ülkede 31 Mart seçimlerinden önce bir de hem de Fatih Erbakan denilen fırsatçı Türkiye İsrail dostu gösterdi mi göstermedi mi? Maalesef. İsrail aleyhine efendim yapılan gösteriler polis tarafından yasaklandı. Türkiye bu açıdan da İsrail dostu olarak gösterildi. Avrupa'da serbest bizde yasak. Ama Fatih Erbakan'ın bunu iyi niyetle yapmadığı çok açık. Nerede şimdi Fatih Erbakan? Bir tane mecliste meclisi ben ayağa kaldırırdım ya. Hadi miting yapamıyorsun yasaklıyorlar. Milletvekilisin. Dokunulmazlığım var. Fatih bakın bu anlamda yatacak yeri yok. Filistin davasını Türkiye'de çıkar amaçlı kullandığı için o şehitlerin, o kadınların, o çocukların kanlarını çıkar amaçlı kullandığı için yatacak yeri yokun. Türkiye Filistin'e kayıtsız kaldı denilebilir mi ya? Böyle vicdansız bir suçlama yapılabilir mi? Ama İsrail ile ticareti devam ediyordu. Bak şimdi devam etmiyor. E o zaman niye devam ediyordu? Ha söyle o zaman. Niye devam ediyordu diye söyle bakayım. Ya devlet her alışverişini, her konuşmasını ya da her hamlesini kamuoyuna açıklamak zorunda mı? Devletin bir eylem planı olamaz mı? Açıkladıktan sonra o eylem planı olur mu? Her şeyi sana açıklamak zorunda mı? Yine bu masada konuştuk. Anthony Blinken iki kez geldi. Sen masada mıydın? Ne konuştular biliyor musun? O zaman niye masada konuşuyorlar ki? Geçsinler televizyonun ekranında bütün millet dinlesin. Böyle bir şey olabilir mi? Belli Fatih Erbakan senin tecrüben yok. Bari rahmetli babandan da mı görmedin? Hiç televizyon mu izlemiyorsun? Mehmet Altunöz, o Suat Kılıç efendim, öyle değil mi Mustafa Bey? Türkiye'yi İsrail dostu gibi tanıtan e, açıklamalar, konuşmalar yapmadılar mı? Maalesef. Tuttu, Maraş mitingindeydi sanırım. İsrail'e ticareti keseceğini söyle, ben İstanbul adayını çekeceğim. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz bunu? Ne yapıyorsun ya sen? Efendim işte buyurun. Buna inanan kardeşlerimiz çıktı ya. Ne yapsın insanların yürekleri yanıyor. Ama Fatih Erbakan biliyor. Fatih Erbakan bilerek yapıyor. Mehmet Altınöz bilerek yapıyor. Ne oldu? Siyasi mevta oldunuz şimdi. Evet. Siyasi mevta oldunuz. Yani hiçbir ülkede hocam devletinin dış politikasını aldığı kararları atacağı adımları taktiğini, stratejisini hiçbir ülke iç siyaset malzemesi yapmaz. Ama bizim ülkemizde maalesef bütün bunlar iç siyaset malzemesi haline getirilir. Yani ne hikmetse, niye ise bilmiyorum. Ee, bu süreçte de aynı şekilde böyle bir hani dediniz ya sonuçta Türkiye'de efendim liderlik yapmış bir insanın evladı olarak daha farklı, daha sağduyulu, daha vakur, daha aklı başında, daha makul açıklamalar yapmasını hep bekledik. Beklerdik demiyoruz. Hep bekledik. Hatta hala bekleriz yani. Hala tabii, bekleriz. Tabii, tabii, hala yakışan mümkün. odur çünkü. Hala mümkün. Heh, yakışan odur. Aynen. Ama ne hikmetse işte yok gelmiyor o tür açıklamalar. Bir de yani. ne biliyor musunuz? Sen kimde yapıyorsun bu açıklamayı? Tele1'de. TV1'de efendim. İşte o şekilde kanallar. Evet. Ya bunlar Hamas'a terörist diyor ya. Hamas'a terörist diyor. Hangisiydi? Telebir miydi? Tevebir miydi? Neydi? Telebir olabilir. Ee, bir tane Doğan Aydal. İşte bayramını tebrik ediyor sunucunun. Ee, tebrik ederim diyor. Bakın karşılık veriyor. Bayramını tebrik ediyor. Efendim biz de sizin falan diyor. Bayram inşallah e, Gazze'nin kurtuluşuna vesile olur diyor. Bak şimdi Mustafa Bey. Ee, geleceğiz efendim diyor. Bak konuşmuyor. Ya orada salonu terk etmen lazım. Bayram, e, inşallah Gazze'nin kurtuluşuna vesile olur diyor. E, efendim geleceğiz, hepsini konuşacağız diyor. Diyemiyor musun inşallah bir kelime? Ha inşallah diyemiyorsan umarım de. Ben inşallah yerine umarım diyen Müslümanlara da hayret ediyorum. Ya uymayın şunlara ya. İnşallahın yerini tutmaz umarım. Şimdi onu kaldırdılar, umarım diyorlar biliyor musunuz? Hmm. Efendim? Şimdi sen PKK'nın siyasi uzantısı, HDP yanlısı bir olsun Anladık. İnşallah demezsin. E bari umarım de. Doğan Aydal uyanıksın ya. Bak gördün mü? Bayram tebriğine cevap verdi ama şeye cevap vermedi. Evet. Gazze'nin kurtuluşuna vesile olur e, temennisine cevap vermedi. Hala ne yüzle oradasın? Evet. Bunlar... Müslüman'ın yüzüne tükürür gibi Hamas'a terör örgütü diyor. Bunlar gidiyor oraya çıkıyor. Maalesef. Bu arada son bir dakikamız <laughs> kalmış hocam. Ee, çok Gerçekten çok fazla şey konuştuk. Ee, hatta bitmedi. Bir evet. bu kadar daha olsa eminiz konuşurduk. İnşallah. Ee, çok güzel anlattınız süreci hakikaten. Türkiye'nin bu noktada asla güçsüz bir pozisyonda olmadığını tam tersi eee paylaşılamayacak bir konumda olduğunu. Dolayısıyla herkes ne katkı sağlayacaksa. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatlerini koruyacak. Ona hiçbir şüphemiz yok zaten. Bu sebeple bu görüşmeler gerçekleşiyor. İnşallah hayır olur. Biz bu sürece inşallah ilerideki programlarımızda yine sizden dinlemek isteriz i̇nşallah. hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Teşekkür katıldığınız için. Sevgili izleyiciler biraz hızlı bir kapanış oluyor ama süremizin hakikaten sonuna gelmişiz. Hatta aşmışız. Artık tekrar başka bir Bunu Konuşalım programında buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.